Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir lif ya da bebek battaniyesi örneği göstereceğim. Bunun adı çilek tarlası modeliymiş. Ben bunu şu anda lif olarak ördüm. Ama bana göre bebek battaniyesi daha hoş olur. Ama siz isterseniz lif de yapabilirsiniz. Ben zaten bunu lif olarak ördüm. Ama bebek battaniyesi kız bebeklerine harika olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir lif. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde düz. Gerçekten battaniye için çok uygun. Ben çok beğendim. Çok şık duruyor ve çok farklı duruyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Göründüğü kadar zor bir model de değil. İlk başladığınızda evet biraz zorluk olabilir. Ama örmeye başladıktan 2. 3. sıradan sonra inanın çok kolaylaşıyor. İsterseniz hemen başlayalım. Ben yine çilekleri pembeden örmek istiyorum. Siz ne renk örmek istiyorsanız çilekleri o renkle başlayabilirsiniz. Ben çilekleri pembeyle yapmak istedim. Arkadaşlar lif yapmak istiyorsanız 80 tane zincir çekiyoruz. 80 tane ile hemen hemen şu boyutlarda oluyor. Ben bunu tamamen bitirmedim. Daha da uzatacağım. O yüzden bitirme kısmını da yapmadım zaten. Ama size hemen hızlı göstermek için ben 80 tane değil de yarısına 40 tane zincir çekeceğim. Siz yaparsanız 80 tane çekin. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bu şekilde 40 tane zincirimi çektim. Ve hemen kamerama yakınlaştırayım daha net görmeniz için. Evet arkadaşlar, kameramı yakınlaştırdım daha net görmeniz için. Hemen başlayalım. İlmeğimi doluyorum ve baştan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5.'ye batırıp buraya ikili bir trabzan yapacağım. Şu şekilde bir kutucuk yapıyorum. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Evet arkadaşlar, bir zincir çektim. Birinci zincire değil, ikinci zincire başını dolayarak batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, başını doluyorum. Bir tane zincir atlayarak ikinci zincire batırıyorum. Şöyle minik minik kutucuklarımız olacak. Başını doluyorum. Birinci değil, ikinci zincire batırıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci zincire batırıyorum. Aralarına muhakkak birer zincir çekiyoruz. Ve ilk zincire değil, ikinci zincire batırıyoruz. Bir zincir, başını dola, birinci zincir değil, ikinci zincirin tam ortasına batırıp ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. 1, 2. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir zincir, aralara bir zincir atarak birinci zincir değil, ikinci zincirin tam ortasına batırarak şöyle minik minik sonuna kadar kutucuklar yapıyoruz arkadaşlar. Sonuna gelince devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi kutucuklarım oluştu. Ve hemen şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Başını doladım. Ve hemen şu trabzanın başına batırıp buraya bir kutucuk yapıyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanındaki değil, diğer yanındaki kutucuğun içine bu şekilde fıstık yapacağım. 3 kere dolayarak. 3 kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar içine bir fıstık daha yapıyorum. Bunlar çileklerimiz olacak. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. 2 3 Fıstıklarımızı aynı kutucuğun içine yapıyoruz. 4 tane fıstık yapacağız. Bir zincir, başını doluyorum. Tekrar üçlü bir fıstık yapacağım. 2 3 Tekrar kapatıyorum. 3 tane fıstığımız oldu. Bir zincir. Aralara muhakkak bir zincir atalım. 1, 2, 3. Kapatıyorum. Şu şekilde dörtlü bir fıstığımız oldu. Bir zinciri çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen önümdeki kutucuğa değil, diğer kutucuğa başını dolayarak trabzan yapacağım. Yani bir nevi buraya da bir kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir tane atlıyoruz ama. Bu ilk sıra biraz zor gelebilir size. Ama ilk sırayı açtıktan sonra gerisi zaten kolaylaşıyor. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve yine bir tane atlayıp hemen yanındakine, bir taneyi boş bırakıyoruz. Hemen yanındakine tekrar ben üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 3 Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir fıstık daha. 2 3 İpler dolaşmaya başladı. Kapatıyorum. 3 tane oldu. Yine bir zincir çekiyorum. Son 4. fıstığımı yapıyorum. 3 Kapatalım. Evet, 4 tane fıstığımız oldu. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen dibindeki değil, bir yanındakine başını dolayarak ikili trabzan yapacağım. İlk kutucuğa değil, hemen onun yanındaki kutucuğa. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Gördüğünüz gibi şuna batmışız. Şu hemen yanındaki değil, diğer yanındakine batıp ve oraya da üçlü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir üçlü fıstık daha yapıyorum. Arada ekranı da kontrol ediyorum. Nasıl görünüyor diye, rahat görebilecek misiniz diye. Ondan da bazen şaşırıyorum. Kusura bakmayın. Bir zincirimi çektim. Tekrar üçlü fıstık yapıyorum. Şu şekilde kapatıyorum fıstığımı. Tekrar bir zincir. Tekrar bir üçlü fıstık. kapatıyorum. Bir zincir, bir kutucuk atlayıp diğer kutuya başını dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, başını doluyorum ve hemen yanındaki değil, diğer yanındaki kutucuğa fıstık yapıyorum. 2 3 kapatıyorum. Bir zincir, tekrar bir üçlü fıstık, iki tane oldu. Bir zincirimi çekiyorum, tekrar bir üçlü fıstık daha yapıyorum. Ve bir zincir çekerek son dördüncü fıstığımı yapacağım. Evet, bir zincirimi çektim. Yanındaki değil, diğer yanındakine hemen şu şekilde bir kutucuk yapmış olduk. Gördüğünüz gibi ilk başta şöyle şununla beraber iki kutucuk var. Hemen 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve hemen başını dolayıp şu son tarafa da bir kutucuk yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi çileklerimiz hazır. 1, 2, 3, 4 tane çileğimiz oldu. Bunda da 8 tane çileğim var zaten. Yani bunun yarısını örmüş oluyoruz şu anda. Hemen ipimi kesiyorum. İpi çok kısa kesmeyin. Sonradan içine alması biraz zor oluyor. Deneyimim oldu çünkü çoğunu içine maalesef sokuyorum ama geri çıkıyorlar. O yüzden ipiniz biraz uzun kesin ve her sırada da ipinizi gizlerseniz bittiğinde uğraşmak zorunda kalmazsınız. Hemen yeşil ipime geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimi aldım. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar, yeşil ipimi hemen şöyle şuraya, şu trabzanın başına batıracağım. Şu şekilde. Buraya ipimi sabitledim. 1-2 tane zincir çektim ve şu boşluğa, şu halkanın içine tekrar başını dolamadan battım, kapattım. 2 zincir. Hemen şu arada, şu araya, gördüğünüz gibi oraya da sabitliyorum. 2 tane kutucuk yapmıştık. 2 kutunun arasını dolduruyoruz yani. 2 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde. Başını doluyorum ve buralara fıstık yapacağım. Üçlü. 2 3 ama kapatmıyorum. Hemen yine başını doluyorum. Hemen yanındaki fıstığın arasına, şuraya tam 1 2 3 kapatmıyorum. Tekrar başını doluyorum. Buraya 1 2 3 ve bu fıstıkların hepsine çekiyorum ve kapatıyorum. Şu şekilde çileğimiz oluşuyor. 1-2 zincir çekiyorum. Ve başını dolamadan şu kutucuğa batıracağım. şu şekilde biraz sıkalım ki burası bombeli dursun. 1-2 zincir, hemen yanındaki kutucuğa başını dolamadan batıp kapattım. 1-2 zincir, başını doluyorum ve şöyle 2 tane aranın şu boşluğa batırıyorum. 2 fıstığın arasına 2 3, tekrar başını doluyorum. Şu hemen yanındaki 2 fıstığın arasına doldurmaya başlıyorum. 2 3, başını doluyorum. Son 2 fıstığımın arasına da 3 tane fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık. Evet arkadaşlar, bunu da hemen hepsini bir şu şekilde kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum ve hemen gördüğünüz şu boşluğa, şu kutucuğa şöyle parmağımla bastırıp arkadan şu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci çileğim de oldu. 1-2 zincir, hemen yanındaki kutucuğa batıyorum, kapatıyorum. 1-2 zincir, başını doluyorum ve tekrar üçlü fıstık yapıyorum. 3 tane başını dolayarak kapatmıyorum. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3, tekrar başını doluyorum. Hemen yanındaki kutucuklara batırıyorum. 1 2 3. Ve hepsini şu şekilde kapatıyorum. 1-2 zincir, hemen şu yanındaki kutucuğa sabitliyorum. 1-2 zincir, hemen yanındaki kutucuğa batıyorum. 2 zincir, başını dolayarak fıstık yapmaya başlıyorum. 2 3, 1 2 3, 1 2 ve 3. Hepsini kapatıyorum. 2 zincir, hemen şu yanındaki kutucuğa şöyle arkaya doğru vererek kapatıyorum. 2 zincir, sabitliyorum. Şöyle şaşırdığınızda zaten şuraya bakarak sonlarını yapabilirsiniz. Burada 1 2 3 tane yapmışız. Burada da 1 2, sonuncuyu yapacağım. 1 2, hemen şuranın başına batıyorum ve buraya sabitliyorum. Artık yeşil iplikle de işim bitti. Onu kesiyorum. Maalesef keserek yapmak zorundayız ipleri. Çünkü hep şuradan başladığımız için ipleri kesmek zorundayız. Buraya gelene kadar biraz zorlanabilirsiniz ama inanın bundan sonrası gerçekten artık basitleşiyor ve kolaylaşıyor. Benim için o şekilde, umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Hemen diğer ipime geçiyorum. Evet arkadaşlar, pembe ipimi aldım. Zincirimi çektim. Ve hemen sıramıza başlıyoruz. Şurada ilk çektiğimiz yeşilin tepesine batıracağız. Tam şuraya. Batırıp şuraya sabitleyelim. 1 2, 3, 4 zincir. Başını doluyorum. Hemen şu değil, şuraya bir trabzan yapacağım. Şöyle bir trabzanımız da oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen şu çileğin başına batacağım. Ve buraya da bir trabzan yapacağım. Şöyle yanda iki tane kutucuğum olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Ve arkadaşlar şurası, şurada bir boşluk, şurada bir boşluk. Şu ortadakine çilek yapacağız. Çilekler üst üste gelmeyecek. Çilekler hep birinin yanına gelecek. Yani şöyle gösteriyorum. Biri buradaysa diğeri burada olacak. Bu buradaysa bu burada olacak. Yani kesinlikle üst üste gelmeyecek. O yüzden bu çileğin üstüne trabzan yaptım. Ve başını doluyorum. Dediğim gibi şu tam ortadaki yeşile batırıp tam arasına batırıyorum. Şu şekilde ve çileklerimi yapmaya başlıyorum. 2, 3, kapatıyorum. Bir zincir çektim ve tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Üçlü fıstık. Hepsini çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir üçlü fıstık daha. Kapatıyorum. Bir zincir. 3 tane yaptık. Şimdi dördüncüyü yapacağız. 1, 2, 3. Şu şekilde kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen gördüğünüz gibi çileğimin tam tepe noktası. Şuraya batırıyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve yine aynı şu şekilde şurada yaptığımız gibi şuraya da gelip tam buraya batırıp fıstığımı yapmaya başlıyorum. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Tekrar 1, 2, 3, kapatıyorum. Bir fıstık daha. Tam 4 tane fıstığımız olacak. Bir zincirimi çektim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ikinci çileğimiz de tam şu şekilde ortalara geldi. Bir zincirimi çektim. Tam yine çileğin tepe noktasına geldim. Başını doladım, batırdım ve buraya bir kutucuk oluşturdum. Bir zincir çektim. Tekrar hemen şu ortadaki yeşilin, şu köşedeki değil, şu köşedeki de değil, tam ortadaki şu yeşil kutucuğun içine batıyoruz. 2, 3. Videoyu kesmek istemiyorum tam görebilmeniz için. Ama bu sefer de video çok uzuyor. Normalde bu kadar uzun olmaması lazım. Ama iyice göstermek istiyorum. Maalesef o zaman da uzun oluyor. Kusura bakmazsınız inşallah. Daha çabuk bitirmek isterdim ama çok çabuk olunca da arkadaşlar maalesef tam anlayamadık diye mesaj çekiyorlar. Ayrıca arkadaşlar yeni Instagram hesabımı açtım. Videonun altına link olarak atacağım. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ördüğünüz şeylerin, ördüklerinizin resimlerini atabilirsiniz. Benimle istediğiniz gibi her örgü hakkında benimle paylaşımda bulunabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, fıstıklarım bitti. Bir zincirimi çektim. Hemen çileğimin tepesine batıyorum ve kutucuk yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Artık buralara kutucuk yapacağız. 2 tane zincirimi çektim. Hemen şuraya bir kutucuk yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen şuranın tepesine batırıp bir kutucuk da buraya yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu sıramız da bitti. Ve tekrar ben ipimi kesiyorum. Ve tekrar yeşil ipime devam edeceğim, yeşil ipimle. Evet arkadaşlar, yeşil ipimi de aldım. Düğmemi attım. Arkadaşlar yine buradan başlıyoruz. Hemen şu zincirden 3 tane sayarak başına batabilirsiniz şu şekilde. Kapatıyorum. 1, 2 zincir. Hemen içine batıyorum. 1, 2 zincir. Hemen yanındaki kutucuğa batıyorum. 1, 2 zincir. Hemen şu yandaki kutucuğa battım. Gördüğünüz gibi 3 tane, 1, 2, 3 tane minik kutucuğumuz oldu yeşilden. Ve 1, 2 zincir çektim. Ve çileklerimin baş tarafını yapmaya başlıyorum. 2, 3, hemen yanına geçiyorum kapatmadan. 1, 2, 3, hemen diğer 2 fıstık arasına batırıyorum. 1, 2, 3 ve arkadaşlar hepsini birlikte şu şekilde çekiyorum ve kapatıyorum. Sıkıştı buraya. Evet, kapattım. 1, 2 zincir çektim ve hemen yanındaki kutucuğa başını dolamadan batırıp kapattım. 1, 2 zincir. Hemen yanındaki kutucuğa battım, kapattım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Ve içlerine tekrar 3'er tane fıstık yapıyorum kapatmadan. 2, 3, 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi hepsini çekiyorum ve kapatıyorum. 2 zincir, 3 tane atmayalım ki şu bombelik olsun. Hemen yanındaki kutucuğa sabitliyorum. Hiç başını dolamadan. 1, 2 zincir. Hemen yanına sabitliyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, hemen yanına 1, 2, 3, 1, 2 ve 3. Hepsini çektim ve şu şekilde kapattım. 1, 2 zincir. Hemen yanına batırdım. Sabitledim. 2. Bunu örmek güzel ama şu ipleri saklamak biraz darıma gidiyor benim. Bu ipleri pek sevmedim. 2 tane zincirimi çektim ve hemen yanındaki kutucuğa başını dolamadan kapattım. Tekrar 1-2 zincir. Şu şekilde bakalım. Şuradaki kaçtı? 1-2-3. Burayla beraber 4. Şurayı da sayıyorum ben. 1 3. 2 zincir. Ve hemen şuraya batıyorum. Ve bu şekilde. Normalde 1, 2, 3 ama ben şu köşeyi de şuraya da saydığım için 4 diyorum. Normalde 3 tane kutucuk. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da bitirdim. Ve ipimi kesiyorum. Ben buraya kadar anlaşıldığını tahmin ediyorum. Artık çilekler yapılmıştır. Yani yapılmayı öğrenilmiştir diye düşünüyorum. Yine de ben bir sıra daha geçeceğim ki şu köşeleri algılayabilirsiniz. 3. sırayı da yapmak istiyorum. Çünkü 3. sıradan sonra diğer sıraları yaparken alttaki sıralara bakarak yapabiliyorsunuz. İşte 2. sırada nasıldı, 3. sırada nasıldı diye diğer sıraları da hiç şaşırmadan yapabiliyorsunuz. O yüzden ben 3. sırayı da size göstermek istiyorum. Hemen pembe ipimi alayım. İpimi doluyorum. Ve şuradan başlayalım. Şuradan başına batırıyorum. Gördüğünüz yerden 1, 2, 3 tane zincir çektim ve hemen şu yana batırıyorum ve oraya bir tane trabzan yapıyorum. 1 zincir çektim, başını doluyorum. Hemen gördüğünüz gibi şu çileğin üstüne yapacağım. 3. sırada 3. çilekti. 2. çilekte yanına yapmıştık. 3. çileği üstte yapabiliriz. O yüzden başını bir kez doladım ve buraya çilek yapmaya başlıyorum. Hepsini kapattım. Bir zincir. Artık zaten çilek yapmayı öğrendik. Burayı hızlı hızlı yapabilirim artık. Yine önceki gibi 4 tane fıstık yapacağız buraya. Sadece şu geçişleri, şuraları öğrenmeniz için bu sırayı da gösteriyorum. 1, 2, 3, 1 zincir, 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, bir zincir çekiyorum, başını doluyorum. Hemen çileğin tepesine battım, bir trabzan yaptım. Bir zincir, başını doluyorum ve tam şu ortaya batırıp yine fıstık yapıyorum. Bu şekilde 4 tane fıstık, bir trabzan şeklinde devam edelim. Evet arkadaşlar, son sırama da geldim. Burada 4 tane fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Başını dolayıp hemen yanındaki kutucuğa batırıp ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Hemen şu sondaki yeşilin başına batırıp oraya da bir trabzan yapıp bir zincir çekip kapatıyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi yeşil ipime geçeceğim. Evet arkadaşlar, yeşil ipimi tekrar aldım. Buna bir zincir çekiyorum, sabitliyorum. Hemen gördüğünüz gibi şurada hemen başına batırıyorum. Oraya sabitliyorum. 1-2 zincir. Hemen içine batırıyorum. Şu şekilde. 1-2 zincir. Hemen içine batırıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve çileklerimin baş tarafını yapmaya başlıyorum. 1-2-3. Başını doluyorum. Hemen yanına atlıyorum. 1-2-3. Hemen diğer yana atlıyorum. 1-2-3. Bu şekilde hepsini topladıktan sonra hepsini çekiyorum. Ve kapatıyorum. 1-2 zincir. Hemen yanındaki kutucuğa sabitliyorum. 1-2 zincir. Hemen yanındaki kutucuğa sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar çileklerimin başını bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Muhakkak buraları öğrenmişsinizdir. Ama ben yine de bu sırayı da göstermek istedim. Ki yarım kalan bir şey olmasın diye hemen hepsini kapatıyorum. Bazen maalesef takılıyor tığım. Hiç sevmiyorum takılmasını. Ama maalesef takılıyor. Hemen yandaki kutucuğa sabitliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben son çileğimin şu kısmında yaptım. Şöyle şurayı göstermek istiyorum. 1-2 zincir yine çektim. Şuraya sabitledim. Bir, iki zincir çekiyorum. Tam şu ortaya batırıyorum. Tekrar 1-2 zincir. Hemen şu trabzanın başına batırıp sabitliyorum. Ve bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, çilek lifimiz bu kadar basit. Bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi 3 sıra halinde. Zaten 3 sırayı yaptığınızda diğer sıralar şu altlara bakarak devam edebilirsiniz. Neyi nereye ne kadar sayıyla yapabileceğinizi görebilirsiniz. Arkadaşlar şu ipleri temizleyeyim ben. Şu kenarları da göstermek istiyorum ve şuranın bitişini de göstermek istiyorum. Video evet biraz uzadı ama yapacak bir şey yok. Ayrıntılı bir şekilde gösterince maalesef uzuyor. Ben ipleri temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben iplerimi temizledim. Bu şekilde aralara sakladım. Biz bunu bitmiş varsayıyoruz. Yani 80 tane zincir çekip 11 sıra da bitiyor. 11 sıra yapmamız gerekiyor bunu. Ben daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayım. 11 sıra bunu yapmış kabul edelim. Ve 11 sıra sonra şu şekilde burayı nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Çileği hangi renk yaptıysanız o ipi alın. Şu şekilde sabitliyoruz. Arkadaşlar şurada şuraya batırıp kapatıyorum. 1-2-3 zincir. Hemen başını dolayarak yanındakine bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 başını doluyorum. Hemen yanındakine bir trabzan. 1-2-3 hemen çileğin başına bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 arkadaşlar, burada şu aralara yapacağız trabzanı. Başını doluyorum ve buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Bunlar biraz büyük oluyor derseniz 2 tane de aralara çekebilirsiniz. Biraz bunlar büyük oldu bence de. Şöyle 2 tane de çekebiliriz. Hemen şu araya batıracağım. Şu şekilde 1, 2. Dediğim gibi siz 2 de 3 de çekebilirsiniz. Hemen çileğin başına batırıyorum ve bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Hemen şu araya batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar 3 tane zincir. Bunlar daha iyi oldu. Siz 2 tane çekin. 1, 2 zincir. Hemen tekrar şu araya batırıyorum. 1, 2 zincir. Başını doluyorum. Çileğin başına batırıyorum. 1, 2 zincir. Hemen şu aralara 2 araya batırıp kutucuk yapıyorum. 1, 2 başını doluyorum. Diğer araya batırıyorum. 1, 2 zincir ve başını dolayarak çileğimin başına batırıyorum. 1, 2 zincir. Hemen şu ortaya batırıyorum başını dolayarak. 1, 2 zincir. Artık son kutucuğuma batırıyorum ve burayı bitiriyorum. Yani arkadaşlar bitiş bu kadar. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde bitiriyoruz. Yanlarını da yapmak isterseniz onları da gösteriyorum. Şu ipi de saklayalım. Hiç hoş durmuyor çünkü bu şekilde. Ve maalesef bu modelde bol bol ip saklamak zorundayız. Sürekli koparttığımız için videoda bayağı uzadı galiba. Ama yapacak bir şey yok. Tam ayrıntılı bir şekilde dediğim gibi göstermek istiyorum. Evet. İpimizi de sakladık. Evet arkadaşlar şimdi şu kenar kısmını yapacağım. Bunu pembeyle yapmak istedim. Şimdi bir yeşille deneyelim isterseniz. Yanlarına bir yeşille geçelim. Evet arkadaşlar yeşil ipimi aldım. Artık son sıramızı yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar şu köşeyi yine sabitliyorum. Tam şuraya. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve bir tane boşluk atlayarak diğer boşluğa şu şekilde trabzan yapıyorum. Buraları 3 tane çektiğimiz için şu anda şu şekilde yamuluyor. Siz 1 veya 2 zincir çekerseniz daha hoş olur. Ben biraz buraya şaşırdım sanırım. 3 zincir çektim ilk başta. Ama 2 veya 1 zincir çekerseniz şu aşağısı gibi daha dar görünür. O yüzden orayı biraz fazla yaptık herhalde. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen şu araya batırıp buraya bir pıtırcık yapıyorum. Tekrar ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Tekrar şu araya batıyorum. Ve buraya da bir pıtırcık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ikili trabzan. 1, 2, 3. Başını doluyorum. 5 tane pıtırcık olacak. Şu anda 3 taneyi yaptık. Bir zincir başını doluyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen batırıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonuncuyu yapalım. Bir zincirimizi çekerek. 1, 2, 3. bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutucuğa değil, diğer kutucuğa sabitliyorum arkadaşlar, şu şekilde. Bir zincir çekiyorum, başını doluyorum. Hemen yanındaki değil, diğer yandaki kutucuğa ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ortasına batırıp pıtırcık yapıyorum. Bir zincir, ikili trabzan, 3 zincir, hemen araya batırıyoruz bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, başını doluyorum, ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve şu şekilde 5 tane pıtırcık olana kadar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sonuncuyu yapalım. Bir zincirimizi çekerek. 1, 2, 3. Hemen araya batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Hemen yanındaki değil, diğer yanındaki başını dolamadan kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanındaki diye bir kutucuk atlayarak diğer kutucuğa yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir pıtırcık oluşturuyorum. Bir